أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم الفاتحة Evet, değerli izleyenler, hamdimiz, şükrümüz yalnızca Allah'adır. Değerli izleyenler, bugün Kovancılar ilçemizden sizlere sesleniyoruz. Hem yurt dışında hem il dışında hem de şehrimizde bulunan bütün izleyenlerimize Kovancılardan, Kovancıların güzel şirin ilçemizden sesleniyoruz ve selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Değerli TOKİ Camii, Kovancılar TOKİ Camii İmam Hatibimiz Vedat Kaya Hocamıza teşekkür ediyoruz. O da İsra Suresi 77. ve 84. ayetleri seslendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Aramızda kıymetli misafirlerimiz var. Değerli belediye başkanımız, Kovancılar Belediye Başkanımız Hacı Akpınar. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İlçemize şeref verdiniz. Eyvallah Sayın Başkanım. Ve yine ilçe müftümüz Sayın Muhammed Said o konuşmayı verdi. Sayın Hocam hoş geldiniz. Razı olsun. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi tabii biz Kovancılara geldik. Başkanım, Kovancıların şehrin
bir yıldan bir yıla değişimini, hele bu son dönemde yapılan icraatları görüyoruz. Hakikaten şehir gelişiyor. Yani belde olarak, ilçe olarak en azımızın herhalde en büyük ilçelerinden bir tanesi ve gelişiyor. Kuvancıları tarif etmek gerekirse böyle kısa bir şekilde nüfusumuz neyle uğraşırız ve nasıl bir gelişim sergileyecek kuvancılar? Bununla başlayalım sen hocam. Öncelikle kanal 23 izleyicilerine hayırlı namazlar diliyorum. Buraya teşekkür ediyorum. Gerçekten Elazığ'ın ilçemizin merkez nüfusu 25.295 kişi bu merkez nüfusumuz. İlçe geneli nüfusumuz 40.000 nüfusumuz var. İlçemiz bütün yöreden nüfus almış. Diyarbakır'dan, Tunceli'den, Bingöl'den, Muş'tan, Palu'dan, Arıcak'tan, Alacakay'dan ve çevre köylerden, hatta Romanya'dan bir kuruluşumuz Romanya'daki kardeşlerimizin nüfus muhabbetiyle buraya gelmesinden isimler Romanya'dan şu anda Silistre'den gelen bir isim. Dolayısıyla 300 hanelik bir köyken bugün böyle bir ilçe boyutuna geldi. Çok şükür şu anda her gün gelişen, her gün kıymeti artan bir ilçe. Tabii ekonomisi ticarettir, hayvancılıktır, tarımdır. Büyük bir hayvan potansiyelimiz var. Büyük bir tarım arazi potansiyelimiz var. Sulu tarıma büyük bir kısmı yaklaşık 35.000 dönüm sulu tarıma açıldı. Kanatlı barajından dolayı. Ekonomiye büyük bir güç ve destek katacak. Büyük bir hayvan varlığımız var. 185.000 koyunumuz var. 40.000 büyükbaş hayvanımız var. 60.000 kapasiteli bir kas çiftliğimiz var. 6-7 tane kanatlı hayvan çiftliklerimiz var. Dolayısıyla 1500 esnafımız var. Bölgenin ticaret merkezi D300 karayolu üzerinde Elazığ Bingöl arasında gün her gün gelişen, güzelleşen ve bölgenin insanına sağlıklı hizmet veren bir ilçe. Evet başkanım. Şimdi başkanım tabii biz gün geçtikçe fark ediliyor. Biz belki ben yakın zamanda 3-4 ay evvel 5 ay evvel Kovancılar'a gelmiştim. Geçen yıl da yine Ramazan ayında arkadaşlarımız gelmişti. İlçemiz hakikaten gelişiyor ve artık kabına sığmaz bir halde. Yoğunluk olması, işte hem vatandaşlarımızın yoğun olması, geçiş güzergahında olması ve mahalli mahiyetteki müşterek ihtiyaçların fazla olması. Nasıl başkanım bunu karşılayabilmek veyahut da bunun yükünü çekebilmek lazım. Yani şehrimiz sürekli bir gelişme gösterdiği için biz de o gelişmeye ayak uydurulsun diye tedbirler almak zorundayız. Öncelikle arsa imalatları, üretimi, mesela imar revizyonu gerçekleştirdik. 3000 dönüm yeni imar alanları açtık ki gelen nüfusumuz daracık bir alanda sıkışmasın diye. Şu anda onunla ilgili bütün tedbirleri almışız. Güzel bir imar planı hazırladık. Bunun yanında altyapıyı bitirdik. Kanalizasyonu, içme su problemini, doğal gazı, şehrin şu anda yeni iki mahallesi oluştu. O iki mahallede çok az bir eksik kaldı. Onun dışında altyapı problemimiz kalmadı. Su problemimiz yok. 4 yıldır hiç suyumuz kesilmiyor çok şükür. Tabii tedbirler aldık. Yeni işte Hamza Bey içme suyu barajından da su tahsisini alıp bütün işlemleri yaptık. Hatta döşemli depolar yapıldı. Arıtma tesisimiz de şu anda inşaat halindedir. İnşallah bu yılın sonunda veya Nisan önümüzdeki 2023 Nisan ayında arıtılmış içme suyunu musluklardan açacağız inşallah. Başkanım, başkanım. Doğal gaz konusunda da şu anda biliyorsunuz büyük bir nimet doğal gaz. Evet. Temizliktir.
hem ekonomiktir. Ailelerimiz bunu şu anda kullanmanın rahatlığını yaşıyorlar. 7305 ailemiz şu anda doğalgaz kullanıyor. Şehrimizin %90 nüfusunun %90'ı şu anda doğalgazdan ısınıyor, enerji olarak değerlendiriliyor. Gerçekten şehrimize büyük bir katkı sağlıyor. Yani tedbirler alıyoruz elimize geldiği kadar. Tabii değerli hocamız, Müftümüz Muhammed Said Okumuş hocamız aramızdalar. Sayın hocam, sizin de kısa bir zaman oldu herhalde. Benim bildiğim kadarıyla 3-5 aylık bir zaman diliyorum. 3 aylık. Tabii Ramazan iklimindeyiz, oruç iklimindeyiz. Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş dediğimiz ilk 10 günü bitirdik. Mağfiret kısmına geçtik inşallah. Kovancılar'da Ramazan nasıl geçiyor? Veya dışarıdan yeni gelmiş bir hocamız olarak Kovancılar'da gözleminiz nasıl? Ondan başlayıp sonra Ramazan ve oruçla devam ederiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Değerli hocam, tekrar ekibinizle birlikte inşemize hoş geldiniz. Ben sizin aracılığınızla izleyicilerimize, halkımıza tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Türkiye genelinde olduğu gibi, tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi ilçemizde de Ramazan çok güzel geçiyor, bereketli geçiyor. Coşkuyla karşıladık elhamdülillah. Tüm camilerimizde, köylerimiz dahil, mezralarımız dahil, tüm camilerimiz hazırlığını yaptı, Ramazan'ı karşıladılar ve şu anda halkımıza güzel bir şekilde hizmetlerimiz devam ediyor. Halkımızda teveccühleri çok güzel. Tüm camilerimizde mukabelelerimize hazırlık yapıldı. Kadınlarımız dahi, bayanlarımız dahi mukabeleye katılabiliyor camilerimizde. Onlara yer hazırlandı. Teravih için aynı hazırlık yapıldı. Bayanlara ait yer hazırlandı. Tüm camilerimizde bu imkanlar veriliyor. Halkımız istifade ediyor. Ve ilçemizde bir camimizde, Merkez Yeşil Cami'de hatimle teravih kılınıyor. Merkez Yeşil Cami'de bu imkan da var. Yani coşkulu bir şekilde Ramazan, bereketli bir şekilde ilçemizde yoğun bir taleple tüm camilerimiz Ramazan'ın bereketiyle neredeyse yarıdan fazla dolu. Tüm camilerimizde bu coşkuyu görüyoruz. Ben bazen farklı camilere gidiyorum özellikle bu manzarayı görmek için. Elhamdülillah çok güzel gidiyor. Hem mukabelesiyle hem teravihiyle çok güzel halkımızın teveccühü var. Tabii ifade ettiğiniz gibi Ramazan bereket ayıdır, rahmet ayıdır. İşte Efendimizin buyurduğu gibi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş. İlk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü ise cehennemden kurtuluş diyoruz. İlk 10 gününü bugün itibariyle tamamlıyoruz inşallah. Dolayısıyla rahmeti devam ediyor ve mağfiret mevsimine geçeceğiz inşallah. Rabbimizin mağfireti inşallah memleketimizin üzerine olur. Rahmetiyle Rabbimiz bizlere tecelli eder, günahlarımızı bağışlar inşallah. Ramazan ayı gecesiyle, gündüzüyle son derece önemli ve en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken bizim için bir fırsat mevsimidir. Tabii Sayın Hocam, araya girmiş olayım. 2 yıldır teravihlerimizi kılamıyoruz. Özellikle. Yani özellikle bu sene herhalde teravih namazlarında daha büyük bir coşku var. Elhamdülillah. Hem çocuklarımız, hem bayanlar, hem erkekler herhalde teravihte coşkuyu yaşıyorlar. Elhamdülillah. Yani dediğiniz şekilde o teveccüh de var, o özlem de var, onu da hissettik. Yani gerçekten bir gençleriyle, çocuklarıyla, bayanıyla, erkeğiyle güzel bir teveccüh var. Onun için o şekilde devam ediyor şu anda. Yani Ramazan ayı bir ömre bedeldir aslında Ramazan ayı. Çünkü Ramazan ayı içinde Kadir gecesini barındıran bir ay. Kadir gecesi Rabbimizin ayet-i kerimede de ifade ettiği gibi Leyletul Kadir hayrun min elfi şehr diyor. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Ve bu 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini Yüce Rabbimiz Ramazan'ın içerisinde gizlemiştir. Ramazan ayı içerisindedir. Yani bir ay içinde tam olarak hangi günde olduğunu bilmiyoruz ama Ramazan'ın içinde olduğu kesin.
Dolayısıyla Müslüman Ramazan ayını bu şekilde değerlendirmesi lazım. Her gecesini Kadir gecesiymiş gibi eğer değerlendirirse, gündüzünü zaten ibadetle, oruçla geçiriyoruz. Akşamlarını teravihle ve diğer ibadetlerle geçirdiğimiz zaman Kadir gecesini de ihya etmiş oluyoruz. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bin ay ne demek? Bir ömür demek. 80 küsur yıl ediyor bin ay. Dolayısıyla bir Müslüman bir ayı dolu dolu geçirdiği zaman Ramazan ayını 80 küsur yıl ibadet etmiş gibi bir mükafata erişiyor. Onun için Ramazan'ı dolu dolu bir fırsat olarak görmemiz lazım. Rabbimizin bir lütfu olarak görmemiz lazım. Değerli hocam, Ramazan ayının bereketine baktığımız zaman Ramazan ayını 11 ayın sultanı yapan, Kadir gecesini 1000 aydan daha hayırlı yapan sebeplere baktığımız zaman aynı sebebe dayanıyor. Nedir o sebep? Yüce Rabbimizin kitabı, insanlara bir rehber kılavuzu olan, insanlara doğru yolu gösteren, dünya ve ahiret saadetlerini gösteren Yüce Rabbimizin kelamı Ramazan ayında inmiştir ve Kadir gecesinde inmiştir. Ramazan ayında indiğine dair ayet-i kerime açık söylüyor. Şehru Ramazanen lezi unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı Kur'an'ın kendisinde indirildiği bir aydır diyor Rabbimiz. Dolayısıyla Ramazan ayının bereketi Kur'an'dan gelmektedir. Yine Ramazan ayındaki bereket Kur'an'dan geldiği gibi Kadir gecesinin bereketini de Kur'an'dan geldiğini görüyoruz. Çünkü Kadir suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadir buyuruyor Rabbimiz. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Leyletul kadir hayru min elfi şehr diyor. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. İşte ikisinin de sebebi Kur'an'a dayanıyor. Dolayısıyla Ramazan ayı Kur'an ayıdır diyoruz. Onun için Müslümanlar olarak dünyanın her tarafında Ramazan ayında Kur'an'a daha fazla sarılıyoruz. Çünkü Ramazan'ın bereketi Kur'an'dan gelmektedir. Kadir gecesinin bereketi yine Kur'an'dan gelmektedir. Eyvallah. Sayın hocam, evet. Devam edeceğiz tabii. Evet. Bu arada belediye başkanımıza tabii sormak istiyorum. Ramazan'a has başkanım bir hazırlık yaptınız mı? İşte mesela Ramazan öncesi birçok belediyede temizlik biraz daha hassas oluyor. Cami etrafları vesaire. Ramazan'la ilgili belediyemizin bir hazırlığı veya devam eden bir süreci var mı başkanım? Şimdi biz Ramazan ayına özel ekiplerimizi görevlendirdik. Özellikle Ramazan öncesi bütün caddelerimizi, çarşımızı pırıl pırıl yıkadık hepsine. Bunlar çevrenin tümünü, özellikle camilerin çevresini, bunun yanında alışveriş yerlerimizi, toplumun çok girip çıktığı yerleri daha fazla itinayla temizlemeye çalışıyoruz, hijyenik bir şekilde. Ekibimiz, araç donanımımız yeterlidir çok şükür. O konuda bir sıkıntımız yok, Allah'a şükürler olsun. Biz tabii gençlerimizi, dar geride ailelerimizi sürekli desteklemeye çalışan bir anlayışla biz hizmet veriyoruz. Ramazan ayında çok şükür yani belediyemizin imkanlarını halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Özellikle bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine planlama yapmışız. Hepsine destek vereceğiz. Yetim, öksüz ailelerimizin çocuklarına hepsine bu bayram öncesinde mi, Ramazan ayı içerisinde devam ediyor mu? Devam edecek bu Ramazan ayı içerisinde. Ramazan'dan sonra da dar gelirli ailelerimize ve çocuklarımıza, sürekli gençlerimize desteğimiz olacak. Şeyle ilgili, mezarlıklarımızla ilgili zaten herhalde... Mezarlıklarla ilgili özellikle bayrama yakın zamanlarda daha fazla özen gösteriyoruz. Çevre temizliği, peyzajını, ağaçlandırmasını daha fazla o zaman ot temizliği falan olur, budanması olur. Onları daha fazla özen gösterir. Peki başkanım, şeyi soracağım. Şimdi Kovancılar tabii büyük bir ilçemiz. Evet. Devam eden projelerimiz var. Evet. Bitmek üzere olan projelerimiz var. Yani bu projelerden, bu Kanal 23 ekranlarından daha iyi
bitecek olanlar, müjde babından şu kadar sürede biter veya yeni gelecek olanlar tarzında böyle söyleyebileceğimiz... Ben başlıklar halinde söyleyeyim. Evet hocam. Mesela kapı açmaz dere ıslahımız vardı. O önümüzdeki hafta bitecek inşallah. Şu anda çalışmalar sona doğru geldi. DSE'yle bir koordinasyon içerisinde yapıyoruz. Bunun yanında kanalizasyon problemimiz vardı, onları bitirdik. İçme suyu problemimiz vardı, onları bitirdik. Doğalgaz dağılımını hemen hemen bitirdik. Tabii doğalgaz gelince onun külfeti belediyeye geliyor. Yolların tamamını yenilemek zorunda kaldık. Bir kısmını yeniledik, bir kısmını yenileyeceğiz inşallah. Tabii doğalgazın yaygınlaşması hem güzelliktir hem ekonomiktir. Ama yükü de fazladır, onu da söyleyeyim. Belediyeler bu konuda kolay kolay altına kalkamaz. Tabii bugün caddelerimizin büyük bir kısmını yağmur sularıyla birlikte yaparak yağmur su kanallarında yerleştirdik. Şehrin hem dağdan gelen suyunu kestik hem de çarşıdaki düşen yağışı yağışı dışarı defasın etmek için onların kanallarını yapıp bitirdik. Şu anda şehrimizde o problem de bitti. Bir güneş enerjisi çalışmamız var. Bu Haziran'a kadar inşallah imalatını geçeceğiz onun. Her şeyi bitti olurlarımız. Şu anda onun ihalesiyle uğraşıyoruz. Onun dışında bir yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği tekstil kent çalışmamız var. Tabii bu bölgemizde genç nüfusumuz fazla. İşsizlik fazla. Onlara iş ortamı oluşturmak için taahhüt aldığımız firmalar var. O firmalara da biz atölyeleri imalatını yapacağız. Bir tanesini bu sonbaharda bitireceğiz inşallah. Bir tanesi de sonbahardan başlayıp kışa doğru bitirmeye çalışıyoruz. Bu da büyük bir yatırım. Bunun yanında şu anda devam eden 158 bin metrekare bir millet bahçemiz var. Kovancılar Belediyesi Çakırkaş Millet Bahçesi. Bu millet bahçemizde Allah nasip ederse bu Haziran, Temmuz'da tamamen tam faaliyete geçeceğiz. Ondan önce de Ramazan sonrası ailelerimizi piknik yapmaya davet ediyoruz orada. Camisini yapmışız, çarşısını da yapmışız. Elektriğini, suyunu, her şeyini hazırlamışız. Piknik alanlarını da oluşturmuşuz. İnşallah bu Ramazan sonrası halkımız orada havalar nefes alacak. Evet, piknik zamanında. Projeler saymakla bitmiyor. Evet. Tabii hocamızdan değerli bilgiler alacağız biz. Devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Devam edeceğiz. İnşallah. Tabii değerli hocamız İsra suresinde belli namaz vakitlerinden ve teheccüd namazından bahsetti. Ve ayetin bir kısmında da hak gelince batıl zahir olur dedi. Cenab-ı Allah tabii bizim yapmış olduğumuz ibadetleri dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Hı. Ramazan iklimi insanoğlunun tabii bir 11 aylık bozulmuş düzeninin yeniden bir kalıba girmesi. Yani netice itibariyle böyle. Bu noktada buyurun Sayın Hocam. Yani değerli hocam gördüğünüz gibi Ramazan ayı bizim için adeta bir mektep gibi, bir okul gibi. Bir ayda toparlıyoruz, nefsimize dur demeyi alışıyoruz, ibadete daha çok yoğunlaşıyoruz. O bir aylık aldığımız eğitimi diğer 11 ayda da inşallah kullanacağız. Tabi Ramazan ayının bereketi söyledik, Kur'an'dan geliyor. Onun için Ramazan Kur'an ayıdır. Sevgili Peygamberimizin birkaç hadisiyle Kur'an-ı Kerim'in okumanın faziletini arz edeyim. Bir hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Başta da ifade ettiğimiz gibi Ramazan kendisi de zaten bereketini, faziletini Kur'an'dan alıyor. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olması da yine faziletini Kur'an'dan alıyor. Dolayısıyla Müslüman özellikle Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e yoğunlaşması lazım. Müslüman şunu bilecek. Kur'an-ı Kerim nasıl ki Ramazan ayını bereketlendirmişse, 11 ayın sultanı yapmışsa, nasıl ki Kadir gecesini bin aydan daha hayırlı bir gece yapmışsa, eğer ben de Kur'an'a sarılırsam, Kur'an'a arkadaşlık yaparsam, Kur'an'ı hayatıma alırsam, ben en üstün insan olurum. Ki bu hadiste de öyle diyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. Dolayısıyla Kur'an'ı öğrenmek,
ve Kur'an'la arkadaşlık yapmak, sürekli Kur'an okumak kişiyi en üstün insan yapıyor. Evlerimize de Kur'an'ı getirdiğimiz zaman, evlerimizde de özellikle Ramazan, mübarek Ramazan ayında sürekli Kur'an'ı okuduğumuz zaman en hayırlı evlere dönmüş oluyor. Çünkü Kur'an'ın girdiği yer, Kur'an orayı bereketlendiriyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yine Efendimiz öyle buyuruyor. Nevviru menazilekum bis salati vel Kur'an. Evlerinizi namazla ve Kur'an okuyarak nurlandır. Demek ki evlerimizin bereketi, evlerimize huzur, ne kadar Kur'an okursak, ne kadar çok namaz kılarsak, evlerimiz o kadar nurlanmış olur, o kadar bereketlenmiş olur. Ve bir hadisinde yine Efendimiz öyle diyor. اِقْرَعُ الْقُرْآنَ فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ Kur'an'ı çokça okuyun. Çünkü bu Kur'an kıyamet gününde kim dünyada ona sahip çıkarsa ona şefaatçi olacaktır. Yüce Allah'ın huzurunda ona şefaat edecektir. Onun için bu ay Kur'an ayıdır. Bu ayda Kur'an'a daha fazla sarılmamız lazım. Daha fazla Allah'ın kelamını hem okumamız lazım hem de anlamaya gayret göstermemiz lazım ki o bereketi biz de yaşayalım. Hem kendimiz, hem evlerimiz, hem memleketimiz Kur'an'la bereketlenmiş olsun. Yine sevgili Peygamberimiz Kur'an'ın faziletiyle ilgili olarak Ya Eba Zer diyor, sahabesine söylüyor. لَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّيَ مِئَةَ رَكَةً Ey Eba Zer, senin kalkıp evinden çıkıp camiye, Kur'an kursuna gidip bir ayet okuman, bir ayeti öğrenmen diyor, 100 rekat nafile namaz kılmaktan daha faziletlidir. Bu Allah'ın kelamının ne kadar bereketli olduğunu, faziletli olduğunu bizlere gösteriyor. Ve yine diyor, مَا اِجْتَمَعَ قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ اِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ Bir, Allah'ın evlerinin herhangi birinde, yani camilerden herhangi birinde diyor, bir topluluk bir araya gelir, Allah'ın kitabını okurlarsa, kendi aralarında, işte bugünkü yaptığımız gibi Ramazan ayında mukabeleler yapıyoruz, bir araya geliyoruz, dinliyoruz. Bir topluluk diyor Allah'ın evlerinin herhangi birinde, bir camide bir araya gelir, aralarında Allah'ın kelamını okudukları zaman onların üzerine melekler iner, rahmet iner, bereket iner ve melekler onlar için dua ederler. Oradan kalkmadıkları sürece bu rahmet, bu bereket devam edecektir. Kur'an'ın fazileti. Şimdi Sayın Hocam, tabi Ramazan ikliminde bir eğitim iklimi de aynı zamanda. Bu noktada insanımız nefis terbiyesi, nefis eğitimi, tabi asayiş olayları da Ramazan ayında azalıyor. Gerçi kovancılarda Sayın Başkanım daha iyi bilir, öyle sıkıntılı asayiş olayları yok ama büyük şehirlerde özellikle bunlar oluyor. Müftülük olarak Ramazan ayına has bir çalışmanız, tabii mukabele biraz evvel ifade ettiniz. Seher cüzü var mı kovancılarda mesela? Merkezde var Elazığ, merkezde. Var. Evet, çünkü bu bizim biliyorsunuz Elazığ'a has bir gelenek haline geldi artık seher cüzleri. Çoktan beri ta Harput'ta İmam Efendilerin, Hacı Tevfik Efendilerin döneminden kalan bir şey. Sayın Başkanım, tabii bu arada hocamızla konuşurken sizin de biraz evvel projeleri yarıda kesmiştik. Bunları bir programa sığdırma imkanımız yok. Yani böyle bu noktada en son mesire alanında kalmıştık. O enerji ile ilgili ifade etmiştiniz. Ondan sonrasını devam edelim Sayın Başkanım. Mesire alanı bizim bölgesel bir özelliği olan sosyal bir tesisimiz olacak inşallah. Evet. Bütün bölge insanlarına hizmet sunacağız. Yöresel ürün çarşımız var orada. Dinlenme alanı var. 7'den 70'e herkesin 7-24 saat faydalanabileceği bir alan. Oraya hizmeti sunacağız inşallah. Bu Ramazan ayından sonra biz halkımızı oraya bekliyoruz. Ortam oluşturmuşuz. Bir sıkıntımız yok. Altyapının tamamı hemen hemen bitecek o zaman. Onun dışında en önemli projelerimizden bir tanesi ilçe merkezimizde iki ilçe arasında büyük bir hastane çalışmamız var. 150 yataklı
bölge hastanesi. Bölge hastanemizin inşallah inşaatına bu yıl başlayacağız. Kısa sürede de hayata geçireceğiz onu. Bölgenin sağlık merkezi olacak orası. Kovancılar, Palu, Arıcak, Alacakaya, Karakoçan, Mazgirt gibi hinterlandımızdaki 120 bin, 150 bin nüfusa direkt hitap edecek inşallah hastanemiz. Onun dışında da en önemli projelerimizden biri Merkez Camimiz var şu anda. Merkez Camimiz gerçekten bir şaheser proje hazırladık. Projemizde hocamların da çok emeği var. İlçe kaymakamımızın, müftülerimizin emeği var. Derneğimizin emeği var. 2301 metrekare üzerindeki ticari olan bir arsada tamamen düz ayak bir cami inşa etmeye çalıştık. Orada bir külliye, altta otopark, 1800 metrekare otopark. Onun üstünde külliyesi var. Gençlik merkezinden tutun, işte çay ocağı, kadınlar dergahı, Sübyen Mektebi, çay ocakları, dinlenme alanları, üst 2500 kişinin de bir anda namaz kılacağı şaheser bir cami inşa etmeye çalışıyoruz. Kabası hemen hemen sona doğru geldik. Projesini Çamlıca Camisi ve Taksim Camisi'nin statikçileri bunu hazırladı. Proje mimarımız yine İstanbul'dan modern ve klasik mimarinin belki yansıtabilirlerse ekranlara modern güzel bir eser. Bu arada cami görüntülerini ekranlara alabiliriz. Alabilirlerse çok güzel bir eser. Elazığ'a da belki ışık tutacağız bölgeye. Projeyi gördüm başkanım. Hem evet. Modern tarzda hem de klasik şöyle mimari. Biraz Selçuklu evet. Ve Osmanlı mimarisi var. Kokusu geliyor böyle. Güzel bir proje. Şaheser bizim sembolümüz olacak açıkçası. Eyvallah. Orada 7'den 70'e kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlı cami cemaatimiz, herkes orada vakit geçirebileceği bir mekan oluşturmuşuz. O mekanda inşallah 2023'te de bitirmeye çalışacağız. Çünkü büyük bir maliyet. Proje bedeli 25 milyona başladık ama şu andaki bedeli bence 60 milyon civarında var. Öyle tahmin ediyorum. Bunun şu anda kabası bitmek üzeredir. Hayır sahiplerimizden Allah razı olsun. Hepsi sahiplendi. Devletimiz, kurumlarımız, insanlarımız içinden ne geliyorsa gücü dahilinde sahiplendiler. Tabii hayır sahiplerinin de hayırlarını bekliyoruz. O. Sayın Başkanım bu arada tabii yurt dışında da insanlarımız bizi var. Bizi dinleyen kardeşlerimiz Kovancıların, var. Kovancıların evet. Halkın Kovancılarla olup yurt dışında olan evet. Çok kardeşimiz olduğunu biliyoruz. Şimdi şu anda da destek veren çok. Bizi izliyorlar. Destek evet. vermeyen, duymamış olan. Evet. Onlara duyurmuş olalım. Biraz sonra zaten evet. Sayın Hocam müftümüz de söyler herhalde. Evet. Bu, desteklerini noktada. Bekliyoruz. Desteklerini kardeşlerimizin. Bekliyoruz ama evet. Şöyle bir şey var. Bu tür yani ilk olan çalışmalar geleceğe ışık tutuyor Sayın Başkanım. Evet. Yani zaten burada sizlerin işte değerli idarecilerimizin, hocalarımızın, kaymakamlarımızın, belediye evet. başkanlarımızın kubbede bir hoş seda bırakıp evet. Geriden muhabbetle, rahmetle yad edilmez. Evet. Şimdi bir de öyle bir durum var. Yani hani adil idarecinin evet. hakikaten ateşten gömlek sizin için başkanım. Muhakkak. Ama onların mevkii de eğer evet. adil ve dürüst, düzgün bir şekilde idareyi gerçekleştirmişse Cennet-i Ala'da onların yerleri de diğerlerinden daha iyidir. İyi anılmak istiyoruz İnşallah, biz. İnşallah arkanızdan insanlar, hem tabi burada evet. çok büyük bir hizmet. Nasıl evet. hizmet? Biz görüyoruz işte şehirde bizim Elazığ'da da geçmişte yapılmış, gerçi son dönemde de artık buna müsaade edilmiyor. Altında işte dükkan, market, kafiyeci, bazı noktalarda şey bile açılmıştı, sonradan engellediler. İnternet kafe vesaire şu bu. Böyle cami mi, ticarethane mi noktasında olup olmadığını bilmiyorduk. Ama ben buradaki projeyi çok güzel gördüm. Evet, tamamen ediyoruz. Sosyal donatıyla, evet. tamamen insanımızın, gençliğimizin 4-6 yaş grubu evet. Kur'an kursu çocuklarımızın, kadınlar dergahımızı, kadınlarımızın emrinde evet. hiçbir şey eskisi. Gençlik merkezimiz. Evet Sayın Başkanım, yani evet. ben biraz hatırlatma da bulundum. Allah razı olsun. Gerçekten biz gurur duyuyoruz.
o eserimizle inşallah bitireceğiz. Yani tabi arsasını belediyemiz. Belediyemizin mülkü. Mülkümüz. Biz 49 yıllığına derneğimiz cami olarak kullansın diye tahsini verdik. Güle güle kullansınlar derneğimiz. Diğer ilçelere de inşallah bu hizmeti yapmayı. Kıymetli bir arsaydı. Evet. Ama cami yeriydi. Cami yerinde cami olsun dedik. Ticaret işe bulaşmasın dedik. Ticareti zaten çevredeki esnafımız, iş yerlerimiz çok. Şu anda camimizin yeri gerçekten vicdanları rahatlatan bir projeyle şu anda inşaatını devam ettiriyoruz. Gittiğimiz her yerden de teveccüh gördük. Sizin gibi bilinçli kardeşlerimizden böyle teveccüh görmek de gerçekten bizi motive ediyor. Başkanım, yani. Zaten Osmanlı, Selçuklu, bizim geçmişteki kültürümüz ve medeniyetimizde cami merkezdir. Evet. Onun etrafında işte sosyal hayat, evet, yani külliye dediğimiz, evet, eğitim, efendime söyleyeyim, işte aile teşkilatı gibi vesaire. Hı. Onun etrafında, diğer tarafında ticari hayat. Yani bunlar hep onun etrafında şekillenir. Evet. Ama merkez camidir yani. Tabii herkes yani merkez camidir. Evet. Evet. Ondan dolayı sizler de zaten herhalde ismi Merkez Camisi. Evet. Kovancılar Merkez Camisi. Cami. Evet. Bu arada hemen değerli müftümüze camiyle ilgili çalışmalar ne son aşama, nasıl aşamada, evet, yani yardım noktasında sıkıntılar var mı? Tabii ihtiyaç var hocam. Evet, buyur hocam. Değerli hocam, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii benden önce başlamış cami. Büyük bir zorlukla, belli bir aşamaya getirilmiş Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız. Belli bir aşamaya getirilmiş ama ilçemiz için gerçekten dediğiniz gibi son derece önemli bir cami. İlçemizin simgesi olacak. Yani ve merkezinde zaten. Gerçekten ilçenin tam merkezinde. Ve maliyet açısından da biraz yüksek bir maliyeti var. Çünkü ilçemize de o yakışır zaten. İlçeyi temsil edecek o camimiz. Diğer camilerden çok daha farklı olacak. İlçenin adeta temsili olacak. Şu ana kadar geldiği aşama güzel. Fakat camimiz şu anda kavası bitmek üzere. Belli bir aşamaya gelmiş. Elhamdülillah borcu yok. Ama bundan sonra gerçekten ihtiyaç olacak. Çünkü yeni ince işler yeni başlayacak ve desteğe ihtiyacı var. Yani çok büyük desteğe ihtiyacı var. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi yani 25 milyon maliyet çıkarılmıştı. Ama 50'nin üzerinde, 60'ın üzerinde belki bir gideri olacak. Tabii inşaat maliyetleri arttı. Tabii evet, çok arttı, katlandı. 2'ye 3'e katlandı. Onun için yani desteği bekliyoruz. Hem halkımızdan hem özellikle yurt içinden, yurt dışından. Çünkü hızlı bitirmeyi istiyoruz. Şu anda zaten çalışma devam ediyor. Kış sezonunda bekletildi, durdu inşaat. Ama şu anda çalışma devam ediyor. İmkanımız ne kadar iyi olursa o kadar hızlı yürürüz. Her gün takip ediyoruz. Olarak Sayın Başkanım Süleyman Mektebi dedi. Bu 4-6 yaş Kur'an kursu zannedersem o noktada olacak. Sizi de çok büyük rahatlatacak buradaki aynen, sosyal donatılar. Yani hem rahatlatma hem hizmet alanının açılması açısından ilçemiz için gerçekten gereklidir. Merkezde olduğu için ulaşımı kolay. 4-6 yaş iki sınıfı var. Gençlik merkezi var. Bayanlara yönelik bayanlar için bir alan var, hem mescit hem de bir araya gelip sohbet edebilecek. Yani herkesin rahat bir şekilde istifade edeceği ve rahat bir alanda. Çok donanımlı yapılmış, projesi çok güzel. İnşallah kısa sürede tamamlanırsa, kısa sürede de açılır. Rabbimizden niyazımız gelecek Ramazan'a yetişmesi. Kovancılar Merkez Camimizin böyle bir ihtiyacı var ve hakikaten burada belediye başkanımızla, değerli müftümüzle irtibat kurulursa burada katkısı olacak. Bölgeye örneklik teşkil edecek bir yapı, bir mimari. Dolayısıyla orada bir tuzu, bir katkısı olacakları biz davet ediyoruz. Çünkü ahirette amel defterini açık bırakacak olan bu tür. Evet. Allah rızası için bir cami inşa ederse Allah onun bir benzerini ahirette, cennette ona bir köşk verecek. Karşılığı büyüktür. Çünkü Yüce Allah camilere benim evim demiş. Kabe için ne diyoruz? Beytullah diyoruz. Allah'ın evi diyoruz. Tüm camiler de Kabe'nin birer şubesidir. Rabbimiz diyor ki orası benim evimdir. Kim oraya sahip çıkarsa ben de ona sahip çıkarım. Dolayısıyla çok önemlidir.
Biz de halkımızdan bu desteği bekliyoruz. Hayırseverlerden desteği bekliyoruz. Evet. Biraz da reklamını yapmış olduk. Ondan sonra buradan devam edeceğiz. Sayın Başkanıma... Camiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet başkanım. Yani cami Edirne'deki Selimiye Camisi'nin doğudaki sünneti gibi olacak Allah izniyle. Mükemmel bir eser. Yani böyle görseler iyi olur bence. İnşallah başkanım. Peki. Hocam, başkanım tabii ben burada Sayın Hocam'la devam edeceğiz birazdan. Şeyi sormak istiyorum, merak ediyorum. Eğitim kökenli, eğitimci kökenli bir başkanımızsınız. Bu ilçemizde gençlerle ilgili, özellikle işte öğrencilerimiz, gençlerimiz, bunlarla ilgili özelde çalışmalarınız var mı? Varsa neler yani buna? Sayın Hocam, öğretmen olmamızdan dolayı gençlere büyük ilgi duyuyorum. Geleceğimiz çünkü gençlerimiz. Onların sağlıklı bir ortamda eğitim almaları, yeterli eğitim almaları bizim geleceğimizin garantisi anlamına ben bakıyorum. Bir gençlik merkezi çalışmamız oldu. Elazığ'da ikinci gençlik merkezimiz Kovancar'da. Şu anda hizmette yaklaşık 5 yıldır hizmet veriyor. İyi de bir hizmet veriyor. Alanı dolduruyor. 15 tane SEM sahası ilçenin muhtelif yerlerine 4 tane taşıma merkezlerine yerleştirdik. Çocuklarımız sağlıklı spor yapabilsinler diye. Bunun yanında çok sayıda park, mesire alanları üretmeye çalıştık. Sağlıklı okullar olsun diye, fiziki mekanlar olsun diye çırpındık. Bir mesleki teknik Anadolu Lisesi'ni buraya kazandırdık. Şu anda yaklaşık herhalde 540 öğrenci kapasiteli bir okul. Eski sanat okulu dediğimiz okul. Bu okulumuzda bu bölgenin ileride OSB'sine altyapı oluşturacak bir okul. Burada sıvı tesisatı, elektriği, işte ağaç işleri, metal işleri gibi bölümlerle şu anda eğitim veriyor çocuklarımıza. Orada iki büyük atölye, okul ve bir spor salonu inşa edildi. Şu anda hizmet veriyor. Onun dışında iki tane futbol takımımız var. Bunlardan bir tanesi belliğinde, birisi amatör ligde. Bunların tabii kapalı spor salonu, soğunma odaları, futbol sahaları, bunların hepsini de il spor müdürlüğümüze koordinasyon içerisinde bu faal bir duruma gelsin diye bütün onarımların tadilatlarının tamamını yaptık. Şu anda gençlerimize güzel sağlıklı ortam oluşturmuşuz. Tabii bundan sonra ne olacak? Okullarımız tabii çok sayıda öğrencimiz var. 6 tane lisemiz var. Bunlardan bir tanesi tabii 24 Ocak depreminde zarar gören bir İmam Hatip lisemiz var. Bunların yeni binası inşallah inşa edilecek. Milli Eğitim Bakanımız Elazığ'a geldiğinde bu şu kararı verdi. 24 destekli bir yeni bir lise. 2 tane yeni anaokulu. Bu altyapılarını oluşturmaya çalışıyoruz. İlçemizin böyle öğrencilerin temiz ortamda, sağlıklı dersliklerde ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için elimizden geldiği kadar okul çevrelerinin düzenlenmesi, yollarının, bağlantı yollarının yapılması, elimizden geldiği kadar bunu inşa etmeye çalışıyoruz ve şu anda ilçemizde okul sıkıntısı olmayacak gibi öyle tahmin ediyorum. Planlamamız o yönde hocam. Evet, tabii bu hizmetler kolay olmuyor. Netice itibariyle maddi olanaklar dahilinde yapılabilen hizmetler. Görüyoruz ki Kovancılar Belediyesi hani halkı çok sıkıntıya sokacak bir durum noktasında olmamış ve vatandaşı da herhalde çok fazla borçlandırmadınız başkanım. Tabii borç yiğidin kamçısıdır. Yani borçsuz belediye olmaz diye düşünüyorum ben. Biz şöyle göreve geldiğimizde epey borcumuz vardı. Biz tabii bir yandan da iş makinalarını almak zorundaydık. Hizmet ekipmanlarını almak zorundaydık. Yaklaşık 33 tane iş makinası ve araç belediyeye yeni kazandırdık. Hem borç ödedik hem hizmet ettik. Tabii yine kanalizasyon yaptık. İçme suyu anayasal hatlarını değişti. Depoları yaptık. Yağmur su kanallarını yaptık. BSK yaptık. Şehir merkezindeki kaldırımlarımızı, parklarımızı yeniledik.
Tabii bunlar hep bütçe gerekiyor. Bizim şu anda borcumuz çok büyük değil, yönetilebilir bu durumda. 10 milyon elektrik borcumuz vardı sadece geldiğimizde. Çok şükür şu anda 1 milyon altına düştü o da. Şehrimizde, yani belediyenin önü açık öyle diyelim. Bizden sonraki gruplar da geldiği zaman da rahat şehri idare edebilsinler diye. Ben tabii hizmet ön planda olacak. Yeri geldiği zaman borçlanırız da. Ama borcu da çok sevmiyorum ben çok fazla ama şehrin önü açık olsun diyorum. İhtiyaç alın da borçlanıp hizmeti. Başkanım, yani hizmetlerde inşallah o borç iyidir. Yani çok büyük borcumuz olmaz. Geleceğe sari hizmetlerde böyle biz de onu görüyoruz. Kovancılar'da yapılan yatırımların çoğu geleceğe sari. Yani şu anda hocam 24 Ocak depreminde ilçemizde de bayağı zarar gören konutlarımız oldu. Bunlardan sağ olsun Çevre Şehircilik Bakanlığı Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla AFAD Başkanımız, TOKİ Başkanımız, il valimiz, yöneticilerimiz, milletvekillerimizin koordinasyonuyla bu sıkıntıları hemen hemen minimuma indirmeye çalıştık. 306 konut ilk etapta yapıldı, bitti. Şu anda çok güzel konutlarımız. Ben o içinde milletvekillerimize, bakanımıza, çalışanlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 216 yeni konut daha, bir cami 216 yeni konut daha. İnşallah bu yıl içerisinde temel atılacak bir manikeler olmazsa bir de onun yanında bir cami inşaatı da olacak. İnşallah yeni bir cami şehrimize kazandırmış olacağız. Gün geçtikçe şehrimiz hem büyüyor, hem dinamikleşiyor, hem gençleşiyor. Konut yönden gençleşti şehrimiz. Yani yaptığımız imar revizyonu sonucunda çok büyük avantaj elde ettik orada. Halkımız şu anda güvenli, temiz konutlarda ikamet ediyor. Eyvallah. O da bizi mutlu ediyor. Peki. Eyvallah. Hocam böyle. Evet. Değerli hocam, tabii şöyle bir şey, Ramazan ikliminde bizim geçmişte, tarihimizde güzel şairlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Seriye dediğimiz, kadının örtüsünü taşıyan Sürre Alayı ile birlikte Kabe'ye ziyaret eden bir şairimiz, şair Fuzuli'ydi zannedersem. Tabii gidiyorlar, yakın bir mevkide, Peygamberimize Medine'ye yakın bir mevkide Sürre Alayı konuşlanıyor. Askerin bir tanesi komutanı, bir tanesi ayağını uzatmış o tarafa doğru. Tabii şair yazıyor. Sakın terki edepten, köy-i mahbubu dağdır bu, nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu diye devam ediyor. Devamında da zaten şahidim arz-ı semadır bütün ecrami ile, aşıkım ben Sıdk ile Hazreti Şah-ı Resul'e diye devam eden bir şey. Ondan sonra şehre giriyorlar, şehirde sabah selaları veriliyor. Bu beyt selam efendim cami minarelerinden okunuyor. Müezzine soruyorlar. Nedir? Nereden? Nasıl duydunuz? Resulullah tabi müezzinin şeyine o gün rüyasına geliyor. Benim işte sevdiğim bir kardeşim geliyor. Onu bu şiirle karşıla veya beyitle, gazelle karşıla noktasında. Böyle bir milletin evlatlarıyız. Ramazan iklimi de bizi ihya ediyor tabi Sayın Hocam. Biz Ramazan ve oruç sohbetimize devam edelim. Evet. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Yani Ramazan'ı dolu dolu geçirmeye gayret etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim dedik. De Ramazan ayı tövbeyle özellikle geçirmemiz lazım. Tövbe de son derece önemlidir. Çünkü Ramazan ayı dedik, ilk 10 günü rahmettir, ikinci 10 günü mağfirettir. Rabbimizin mağfireti Ramazan'ın da diğer aylardan daha fazla olur. Bağışlaması daha fazla olur. Hatta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Ramazan'ın her gecesinde Yüce Allah binlerce kişiyi affeder. Her gece. Bunu sahabe soruyor, diyor ey Allah'ın peygamberi, her gece o affettiği gece Kadir gecesi midir? Diyor yok. Diyor bu şuna benzer. Çalışan bir işçi nasıl ki diyor akşam patronundan ücretini alıyorsa, Müslüman da diyor gündüzünü oruçla geçirdiği günün sonunda Rabbimiz affıyla karşılıyor. Yani gündüz Allah için aç kalmış, susuz kalmış, ibadetle geçirmiş, mukabeleyle geçirmiş.
akşam Yüce Allah mağfiretini açıyor, rahmet kucağını açıyor ve ona yönelenleri afla karşılıyor. Onun için her gece diyor binlerce kişiyi affeder. Diyor Kadir gecesine geldiği zaman ilk geceden Kadir gecesine kadar artık hangi gece ise affettiği kadar bir o kadarını daha affeder. Kadir gecesinden bu sefer bayrama kadar affeder. Bayram gecesinde diyor ta ilk günden bayram gününe kadar affettiği sayı kadar onu da ikiye katlar. Dolayısıyla mağfiret kapısını Rabbimiz sonuna kadar açıyor. Onun için Ramazan'ı bu şekilde de değerlendirmemiz lazım. Günahlarımızdan tövbe ederek, geçmişimize bir silgi çekerek, yeni bir sayfa açarak. Tabii günah nedir diyor sevgili Peygamberimiz. Günah nedir? Şöyle küçük bir hadisinde dile getiriyor. Günah, el ismu ma hake fi nefsike. Günah diyor, senin vicdanını rahatsız eden şey günahtır. Yaptığın zaman eğer rahatsız oluyorsan, diyelim bir insan bir yanlış yaptığı zaman, işte başkasına ait bir malı aldığı zaman veyahut da işte başkasının kalbini kırdığı zaman nasıl ki vicdanın rahatsız oluyorsa zaten diyor vicdan bunu hissediyor. Senin kalbini rahatsız eden, senin vicdanını rahatsız eden şey günahtır. O zaman bizim yapmamız gereken nedir? Günahlarımızdan af dilemek, özellikle Ramazan ayında gecesiyle, gündüzüyle sürekli tövbe etmemiz lazım. Sevgili Peygamberimiz bir peygamber olmasına rağmen ve büyük peygamberlerden olmasına rağmen kendisi bir hadis-i şeriflerinde diyor ben ey insanlar diyor Allah'a çokça tövbe edin, ondan af dileyin. Çünkü diyor ben bazen günde 100 defa, bazen 70 defa, 2 rivayet var, Allah'tan af diliyorum, Allah'a tövbe ediyorum. Dolayısıyla biz de özellikle Ramazan ayını bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Yine Efendimiz bir hadisinde şöyle diyor: İnnel abde izâ ahta'e hatiyeten nukitet fi kalbihi nuktetun sevda. Kul bir günah işlediği zaman diyor kalbinde bir nokta, o günahtan dolayı bir nokta, siyah bir nokta oluşur. Eğer diyor o yaptığı günahtan vazgeçerse Allah onu temizler, kalbini saydamlaştırır, tertemiz olur. Fakat o günahına devam ederse, işlediği günaha göre kalbinde siyah nokta büyür büyür büyür, tüm kalbini kaplar. Hatta Efendimiz şunu diyor, Rabbimizin diyor Kur'an'da ifade ettiği gibi kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun diyor Rabbimiz. Onlar işledikleri günahlar yüzünden kalpleri paslanmıştır, pas kaplamıştır diyor Rabbimiz. İşte Müslüman eğer günahlarından ısrar ederse, günahtan vazgeçmezse, tövbe etmezse o zaman o işlediği günah onun kalbini kaplar kaplar, adeta kalbini pas kaplamış olur, karartmış olur. Onun için Müslüman mutlaka bir yanlış yapabilir, günah işleyebiliriz. Önemli olan nedir? Günahlarda ısrar etmemektir. Hatta büyük zatlar öyle demiş. Günahta ısrar etmemek demek demiş. Günahından tövbe etmek o kadar önemlidir ki bakın Hazreti Adem bir peygamber olmuş. Cennette bir yanlış yaptı ama tövbe etti. Tövbesiyle peygamber oldu. Ama şeytan bir yanlış yaptı. Yanlışında ısrar etti. Şeytan oldu. Dolayısıyla günahta ısrar etmemek önemlidir. Kişi günahtan vazgeçtiği zaman Allah onun günahını siler ve hiç günah işlememiş gibi tertemiz bir kul olur. İbadetlerin noktasında Sayın Hocam, tabii biz insanımıza, gençlerimize özellikle çocuklarımıza Ramazan ayında eğitim verirken işte yani yeni oruç tutacak çocuklarımıza eğitimi sahur vaktinde sofraya kaldırıp o sofra başında sohbet, muhabbet ve onunla birlikte dua, sahur vakti, iftar vaktinde yine oruç tutmamışsa bile muhakkak sofra içerisinde bulunup o mutluluğu yaşaması kısa süreli de olsa, işte tekne orucu dediğimiz öğleye kadar tutulan oruçlarımız var. Bunların çocuk yaşta itibaren bunların alıştırılması zaten şimdi özellikle ailelerimizden işte serzeniş geliyor. Ya işte çocuğun oruç tutmuyorsun, namaz kılmıyorsun falan. Mübarek sen yazık dedin. Zamanında dedin uykusunu bölmeyeyim. Sahur vakti kaldırmayayım. O heves etti. Çocuklarımız heves ediyor. Sahur vakti beni kaldır. Aman uykusundan olmasın. İftar vakti ya işte yazıktır oruç çocuğumuzu yıpratır noktasında olursanız eğer
Gelecekte de size işte oruç tut dediğiniz zaman, namaz kıl dediğiniz zaman size isyan halinde bir nesil, bir gençlik bulursunuz. Onun için Ramazan bir eğitim ayı. Ramazan zaten Kur'an ayı. İnşallah gönüllere iner o noktada. Sayın Hocam, tabii şöyle bir durum söz konusu. Biz Ramazan ayını ibadetle geçiriyoruz. İşte gündüzleri oruçlu, namazların mümkün olduğunca cemaatle kılınması, iftar ve ondan sonra teravih namazlarımız, mukabelelerimiz vesaire bu noktada. Yani şöyle bir şey, bu ibadet mevsiminin devam etmesi, 11 ayda da insanımızın gönlüne neler yapmalılar? Yani mesela bunu bir alışkanlık haline getirmek. Evet. Özellikle bir de bir şu konu var. Teheccüd namazı ile ilgili başta okunan ayet-i celil'e de Resulullah'a işte teheccüd gecenin bir vaktinde, ki Peygamber Efendimiz eğer bir namazı farz kılma yetkisi olsaydı teheccüd namazını önerirdi. Mesela işte teravihler kılındı. Biraz uyunduktan sonra sahura kalkındı. İki rekat teheccüd namazını. Bunu alışkanlık haline getirseler daha iyi olur diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet değerli hocam. Yani tabi duyduğunuz gibi farz namazlardan sonra yine Efendimizin ifadesi, farz namazlardan sonra en hayırlı namaz teheccüd namazıdır. Onun için özellikle Ramazan'da bu bizim için bir fırsat. Zaten kalkıyoruz, sofra hazırlanana kadar 2 rekat, 4 rekat teheccüd namazını kılsak bu alışkanlık haline gelir. Yani ibadetler alışkanlıkla gerçekleşiyor diyor. Mesela büyük zatlar, evliyalar teheccüdü kaçırmazlar. Birçok ibadeti fazlasıyla yaparlar. Niye onlar yapıyor da biz yapamıyoruz? Çünkü onlar o işe kendini alıştırmış. İnsanın vücudu her şeye açıktır. Kişi kendisini nasıl alıştırırsa o şekilde gider. Sabah namazını sürekli kılan bir kişi saati kurmasa dahi kendiliğinden kalkar. Teheccüde sürekli kalkan bir kişi mutlaka kalkmadığı zaman zaten rahatsız olur. Onun için alışkanlık haline getirmemiz, özellikle Ramazan ayı başta da söylemiştik, bir mekteptir, bir eğitim ayıdır. Bu ayda kendimize bazı şeyleri prensip edindiğimiz zaman, alışkanlık haline getirdiğimiz zaman Ramazan'dan sonra da onu devam ettirmemiz lazım. Çünkü kulluk sadece bir ay değil. Rabbimize kulluk ömrümüzün tamamında, tüm aylarda. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ buyuruyor Rabbimiz. Ölüm sana gelene kadar Rabbine kulluğu sürdür. Devamlı yap. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَدْوَمُّهَا وَاِنْ قَلَّ diyor. En hayırlı ibadet sürekli yapılan ibadet. Burada önemli olan nedir? Sürekli Rabbimizi hatırda tutmak. Sürekli Rabbimizin emrini yerine getirmek. İşte Ramazan onun için bizim için bir fırsattır. Hem kendimiz açısından hem çocuklarımız açısından bir alışkanlığı oluşturacağız ve Ramazan'dan sonra da aynı ibadetlerimize devam edeceğiz. Başkanım, tabii şöyle bir durum var. En iyi yatırım gençliğe, geleceğe yatırımdır. Sizlerle, gençlerle muhabbetiniz var. Bir Çanakkale geziniz olmuş. Ondan bahsedebilir misiniz Sayın Başkanım? Tabii bizim gençler bizim geleceğimiz. Geçmişi de bilmeniz lazım. Evet. Çanakkale bizim için çok büyük bir mucize. Büyük bir ders. Ben de o yüzden okullarımızdan, tabii okul müdürlerimizden teşekkür ederim, Milli Eğitim Müdürümüze, Kaymakamımıza. Bize 3 okuldan gençleri verdiler. Ben kendim başında olmak üzere bir ekip oluşturduk. Buradan bir otobüsle, özel bir otobüsle Ankara'ya götürdüm. Önce gençleri meclisi gezdirdik. Anıtkabir'i gezdirdik. Daha sonradan Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu millet kütüphanesi var. Evet. Şaheser bir kütüphane. O kütüphaneyi Gülüyor'da gezdirdik. Daha sonradan Bursa'ya geçtik. Bursa'dan Ulu Cami, işte Bursa'nın tarihi yerlerini, kalesini bir gece Bursa'da ikamet ettik. Dördüncü gün Çanakkale'ye gittik. Yapılan en başta Yeni Köprü'den geçtik. Açılışa da denk geldik. Daha sonradan bir rehber vasıtasıyla ecdadımızın İngilizlere karşı, Fransızlara karşı, dünyaya karşı
vermiş olduğu Çanakkale Savaşı'ndaki cephelere gittik. Orada şehitlerimizi ziyaret ettik. Bütün Gelibolu Yarımadası'nı hemen hemen gezdik orada. İşte Conk Bayırı'dır, Setül Bayırı'dır, o 57. alaydır. Gittik bizim Elazığlı şehitleri ziyaret ettik. Çoşları gezdirdik işte orada. Bir gün boyunca gece yarısına kadar Çanakkale'de teneffüs ettik. Çocuklar daha sonradan gece yolculuğuyla Konya'ya geldik. Mevlam Hazretleri'ni ziyaret ettik. Maşallah. Öğle namazını orada kıldıktan sonra gençlerimizle birlikte yola devam ettik. Ürgüp Göreme'yi gezdirdik. Daha sonradan gece 3'e doğru da buraya geldik. Çoşları ailelerine teslim ettik. Gerçekten güzel bir program oldu. İnşallah devamı da olur inşallah. Biz Allah razı olsun başkanım. Tabii geleceği ve gençliğe yaptığım yatırım hiçbir zaman şaşmaz. Yani gençlerimiz güzel bir çalışma. İnşallah bundan sonra bunların devamını görürüz. Örnek bir projeydi. Gerçekten emek verdiler. Milletvekillerimiz sahiplendi bize. Bursa Büyükşehir Belediyesi sahiplendi. Evet. Onlar hepsine teşekkür ediyorum gerçekten. Evet. Tabi buradan onlara da teşekkür ediyorum. 3,5 gün sürdü. Maşallah, maşallah. Evet. Tabi bunu tekrar edelim Sayın Başkanım. Yani inşallah. Bu, dahilinde olan şey. Biz 18 Mart'ta oraya gitmiştik. Çanakkale şehitleri anma programında Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaydı. Gerçekten anlamlı bir günde gitmiştik. İnşallah nasip olursa, Allah ömür verirse bu tür programları çoğaltacağız inşallah. Şimdi başkanım biliyorsunuz küresel bir kriz var ekonomik olarak. Tabii başlangıçta biraz bahsettiniz ama kovancılarda da tabii muhakkak bu şeyden etkilendi. Hem esnafımız hem ticaret erbabı hem de halkımız etkilendi. Doğru. Ben güzel bir uygulamayı gördüm. Sizin tabii bakkal çeki dediğimiz bir uygulama. Hem küçük esnafımızı kalkındırma ve buradaki parayı kovancılarda yine harcama boyutunda hem de vatandaşların ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi. Bundan biraz bahseder misin? Örneğin ilk teşkil etmesi açısından. Şöyle diyeyim, şu anda bu zincir marketler böyle rüzgar gibi Türkiye'nin her tarafını, dünyayı belki de etkisi altına aldı ama burada bir örnek vereyim. Ondan sonra konuya gireyim. 24 Ocak depreminde biz burada bir komisyon oluşturduk. Komisyonda Esnaf Sanatlar Derneği Başkanımız vardı, STK'larımız vardı, belediyemiz vardı. Biz birlikte esnafımızdan destek istedik. Elazığ'daki zor durumda olan ailelerimize destek verelim diye. Bizim burada deprem vardı ama biz fazla etkilenmemiştik. Biz burada yaralarımızı sarmıştık aslında. Elazığ'a destek olalım diye. İnanın bütün esnafımız sahiplendi bize. Zincir marketler bize sahiplenmedi. Evet. Bir esnafa gittik, siftah daha yapmamıştı. Biraz ilerledik, koşa koşa eli de elinde aldı geldi. Dedi ki ben baklava sattım, bana bu para nasip götür Elazığ'a ver dedi. Yani burada bizim yerel esnafımız, bakkalımız bize o kadar özveriyle sahiplendi ki Elazığ'ımıza, bize. Biz bunların hakkını ödememiz lazım. Gerçekten sahiplenmemiz lazım. Tabii kanunlar çerçevesinde işte zincir marketlere ruhsat vermek zorunda kalıyoruz. Ama biz yerel esnafımız sağ olsun diyoruz. Ayakta kalsın istiyoruz. Bu sebeple biz buradaki bu yılki Ramazan ayındaki kolilerimizin yerine Ramazan çeki hazırladık. Burada çeki adrese teslim çek yapıyoruz. Yerel esnafın listesini aldık. Yerel esnafın şu anda elimizde bakkallarımız var. Zincir marketler bunun dışındadır. Bunlara da ihtiyaç sahiplerine o bakkallarımızın ismini yazarak işte böleceğiz kaç esnafımız var, kaç bakkalımız var, kaç çek dağıtıyoruz. Bunlara eşit bir şekilde dağıtarak onun adresini de yazacağım. Esnafın falan mahalledeki falan bakkala gideceksin. Oradan tabii o mahalledeki insana vereceğim. Gidip orada o çekin karşılığı kadar alışverişini yapacak. Amacımız şudur. Hem bakkalımıza psikolojik bir destek vermek hem de olan parayı yerel esnafımıza vermek, o buradaki döngüyü de sağlatmak. Biz bunu bundan sonra sürekli yapmayı da düşünüyoruz.
Uygulamayı da şu anda altyapısını bitirdik. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde bu hafta sonunda bu çeklerimizi dağıtıp bu esnafımıza destek olacağız. Sayın Başkanım, tabii bütün projelerin böyle bir saatlik bir programa sığması zor. 5 dakikamız kaldı programımızın, 5-6 dakikası son. Dolayısıyla böyle hatırlayamadığımız, söyleyebileceğimiz noktalarda buyurun Sayın Başkanım. Şimdi toparlayacağız içeri. Bölgemiz şöyle diyelim, büyük bir potansiyel. Arazisiyle, coğrafyasıyla, konumuyla D300 karayolu geçiyor. Çok güzel bir iklime sahibiz. Çok güzel arazilerimiz var. Biz bunların Kovancı Ovası'nın sulanması için Köklüce Barajı var. 7 yıldır uğraşıyorum bununla. Planlaması bitti, proje ihalesi yapıldı. Allah nasip ederse onun da inşaatını başlatabilirsek bölgeye büyük bir destek sağlamış olacağız. Diğer büyük bir projemiz de Kovancılar Palu Karakoçan'ı içerisine alan bölge OSEB'si. Hastane de bölgeseldir, OSEB'e de bölgeseldir, sulama da bölgeseldir. İnşallah OSEB'i de Sayın Sanayi Bakanımıza da biz bunu işaret ettik bir 20 gün önce. Onu da hayata geçireceğiz Allah'ın izniyle. Geçerse bu bölge Elazığ'ı besleyecek bir potansiyele sahip. Gerçekten arazisiyle, iklimiyle, coğrafyasıyla, hayvancılığıyla bölgeye hem gelecek nüfusu barındırma konusunda hem de Elazığ'ı besleme konusunda gerçekten yeterli olan bir ilçe, yeterli olan bir coğrafya. Bu konuda tabii vekillerimiz bunun farkında, bakanlarımız bunun farkında. Biz de sürekli bunları götürüyoruz. Halkımıza bu müjdeleri verebilirim. İnşallah yakın gelecekte Kovancılar büyük bir nüfus potansiyeliyle bölgenin bir gücü olacak inşallah. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Kovancılara geldik. Burayı güzel gördük. Sizden Kovancıları dinledik. Elazığ Kovancılar'dan tüm ülke geneline selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Tabii değerli müftümüz, hocamız bize güzel bir duayla inşallah sözleri tamamlayalım. Hocam ben yurt içinde, yurt dışında bizi dinleyen kardeşlerime, Kovancılar hemşehrilerime, Kovancıları seven, Kovancıları gören, dışarıda olan giden memurlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum bizi dinledikleri için. İyi iftarlar, iyi Ramazanlar diliyorum. Hepsine selam, saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Hocam buyurun. Teşekkür ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme leke sunna ve bike amenna ve aleyke tevekkelna ve ala rızkike meftarna ve sevme ve dinleyin ya Rabbil alemin. İlahi ya Rabbi, Ramazan-ı Şerif'i bizim için hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Kıldığımız namazlarımızı, teravihlerimizi, okuduğumuz Kur'anlarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, sana tövbe ediyoruz, senden af diliyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı affeyle, tövbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, senden sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi, bizlere sağlık, sıhhat, afiyet ver ya Rabbi. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan ayını tamamlamayı, bayrama kavuşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ömrümüzü bereketli kıl, hizmetlerimizi bereketli kıl ya Rabbi. Hayırlı hizmetler içerisinde daha nice Ramazanlar görmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, bu Ramazan ayının bereketiyle birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendir ya Rabbi. Ya Rabbi, memleketimize huzur ver, İslam alemine huzur ver, dünyaya huzur ver ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, bizlere dünyada da her şeyin en güzelini ve en hayırlısını ver. Ahirette de her şeyin en güzelini ve en hayırlısını ver. Bizleri cehennem azabından koru ya Rabbi. Amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah razı olsun.
tabi ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyenlerimize bugün Kovancılar'dan seslendik. İnşallah bundan sonra ilçelerimizden yine seslenmeye devam edeceğiz. Değerli Belediye Başkanımız Hacı Akpınar ve ilçe müftümüz Muhammed Sait Durmuş Hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Oruçlarınız makbul olsun. İnşallah Rabbim bayrama ulaşmayı bizlere nasip etsin diyelim. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.